Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 24-27 Eylül tarihleri arasında ilk defa İstanbul dışında Gaziantep'te gerçekleşecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest için geri sayım sürerken 101 takımın katıldığı TÜBİTAK Uluslararası İHA yarışmaları Alleven Göleti'nde düzenlendi. Cezerinde danslarıyla beraber... Yarışma öncesi konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, bakanlık bakımından her projenin ayrı bir yeri olduğunu belirtti. Teknofest'in 3. yılında Anadolu'nun kadim medeniyet şehrinde Gaziantep'te hep birlikteyiz. Gerçekten 3. yılında Teknofest'i Gaziantep'e taşımak, Teknofest heyecanını Anadolu'yla buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Ve gerçekten Gaziantep heyecanına heyecan kattı Teknofest'in. Ben bütün emek verenlere, başta ev sahiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Cumhuriyet'in 100. yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeye götüren bir festival olduğunu söyledi. Sevgili gençler, gözünüzün nurlusunuz, geleceğinizsiniz. Köklerden göklere yazdı biraz önce uçağın önünde, üstünde. Hakikaten sizin ihtar ediyoruz. Siz bizim her şeyimizsiniz. Bugün sizleri burada ağırlamaktan, ülkemin İbn Sina'larını, Mimar Sinan'larını, İbn Haldun'larını, Cezerilerini, Gazelilerini, geleceğin Aziz Hocalarını burada ağırlamaktan çok mutluyuz. İyi ki varsınız. Kendinizi de alkışlayın. Üstün içerisinde kendinizi alkışlayın. Bu festival herhangi bir festival değil. Bu bize büyük düşünmeyi, bu bize bilgi ekonomisini yönetmeyi, Cumhuriyetimizin 100. yılında 10. ekonomi olma hedefine götüren bir festivaldir. İlgi çok önemli ama benim şu salona girdiğim zaman gördüğüm şey bilgi kadar heyecan, ilham, gözünüzdeki ışık, yüreğinizdeki sevgi bu bilgiyle birleşince bizi kimse tutamayacak. Ve Allah'ın izniyle bunu birlikte başaracağız. En önemli gücümüz yetişmiş insan gücümüz. Beşeri sermayemiz. Sizlersiniz. O yüzden bu musibeti de birlikte yeneceğiz. Genç vaktiyle birlikte başaracağız. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin 3. yılında 81 ilden onlarca ülkeden 100 bin başvuruyla bir dünya rekoruna daha imza atıldığını vurguladı. Tabii benim için de kişisel olarak da Teknofest'in çok duygusal bir anlamı var. 2000'li yıllara döndüğümüzde bizler de sizler gibi böyle ufak sayılabilecek insansız araçlarını geliştirmeye uğraşıyorduk ve bugün geçen 16 yılda ülkemiz dünyada hatırı sayılır bir noktaya geldi bu teknolojide. İnşallah sizler bu bayrağı çok daha öteye, çok daha yükseğe çekeceksiniz. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp kendi alanlarınızda bu alanların kurucuları, liderleri, öncüleri olacaksınız. Organizatör kurumlara, TÜBİTAK'a yine katkı veren TUSAŞ'a, bunun yanında bizleri burada en iyi şekilde ağırlayan Sayın Başkanımıza, Sayın Valimize ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Teknofest tekrardan vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Gaziantep Valisi Davut Gül ise herkesin hayalinde Teknofest'i gezmek olduğunu ifade etti. Gaziantep'te 2 milyon kişiyle bu etkinliği yapmayı hayal etmiştik, inanmıştık. Ama pandemi sürecinde daha az katılımla teknolojinin imkanlarını kullanarak maskeli, mesafeli bir etkinliğimiz oluyor. Bu etkinlikte 9 aylık bir emek var. En az 9 aylık. Başta T3 Vakfı'nda Haluk Bey, Selçuk Bey, Ömer Bey, yine Saray Bakan Yardımcımız, yereldeki paydaşlar, herkesin ciddi katkısı var. Yarışmacılarımızın ciddi katkısı var. Allah emeklerinizi zayi etmesin. İnşallah bu yarışmaların sonucunda bir sonraki yarışmalara, bir sonraki Teknofest'te aynı heyecanla devam edeceğiz.